Evet, Galatasaray'ın PSV Eindhoven'la oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu. Hemen 11'i sizlerle paylaşalım. Kalede Muslera olacak. Markov Luyendama ikilisi savunmada. Beklerde Ömer Bayram ve Alparslan Öztürk'ü seyredeceğiz. Hemen orta sahada paylaşalım sizlerle. Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan yer alacak orta alanda da. Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel önde olacak. İlk 11 diziliş de geldi ekranlarınıza. Aslında merak ediliyordu nasıl bir... Biz bu şekilde dizdik ama UEFA'da 4-3-3 şeklinde diziliş yapıldı. Bizim dizilişimiz geliyor sizin ekranlarınıza. Galatasaray'ın çıkacağı 11 bu. Mustafa Muhammed yok 11'de. Babel yer alıyor forvette. Onun hemen arkasında Kerem Aktürkoğlu. Bizim beklediğimiz 11'den farklı bir 11 ve farklı bir sistemle çıkacak Fatih Terim PSV Eindhoven karşısında sahaya. Şimdi bu 11'i değerlendireceğiz. Birazdan bu 11'i konuşacağız. Beklemediğimiz bir 11 aslında. Bazı oyuncular, Arda Turan'ı da ilk 11'de beklemiyorduk aslında. Fatih Terim Arda Turan'a da 11'de şans verdi. Sekidika burada şaşırtıcı isim. Acaba Alparslan'ın yerine sağ bekte o mu olacak derken Sekidika burada ileride tercihi oldu Fatih Terim'in. Farklı bir sistemle çıkacak. PSV Eindhoven karşısında mücadele saat 22'de oynanacak. 11 ekranlarınıza tekrar paylaşalım. Kalede Muslera, Luyendama, Markov, Alparslan savunmada. Bizim dizilişimiz bu şekilde. UEFA'nın dizilişi biraz daha farklı. Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Ömer, Sekidika, Kerem ve önde Ryan Babel yer alıyor Galatasaray'ın PSV karşısındaki 11'inde. İlk mücadele deplasmanda oynayacak Galatasaray bu karşılaşmayı. Çok eksik vardı. Mevkisinde hiç oynamamış oyuncular yer alıyordu Galatasaray'ın. Ve bu 11'le çıkacak bu akşam saat 22'deki mücadeleye sarı kırmızılılar. Birazdan bu 11'i değerlendireceğiz sizlerle. Şimdi ana haber bültenine yine devam edeceğiz. Futboldan basketbola geçelim. NBA ile devam edelim bültenimize. NBA'de Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Şimdi yine futbola döndük. Galatasaray'ın PSV maçı öncesi 11'ini telefon hattımızda bulunan Serdar Kelleci ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi Serdar Kelleci, aslında sen bu üçlü savunma beklediğini ve böyle olmasının daha iyi olabileceğini yorumlarında genellikle söylüyordun ve beklentin Mustafa Muhammed yerine Babel de olabilirdi. Nitekim 11 bu şekilde oluştu. UEFA'nın sitesinde diziliş üçlü savunma gibi değil aslında ama biz yine o isimlere bakılacak olursa Fatih Terim'in üçlü savunma yapabileceği gibi görünüyor ve o şekilde bir diziliş yaptık. Senden değerlendirmeni isteyeyim. UEFA yanlış dizmiş o zaman, öyle diyelim. Çünkü üçlü başlayacak belli, yani bu savunma evet. Üçlü oynayacak. Sağda Cesse, solda Ömer Bayram, yanında işte Arda Turan, Aytaç, Emre Kılınç. Cesse'yi zaten söyledik. Babel'in arkasında Kerem'i kullanacağını düşünüyorum. Günlerden hani ben de bir senaryo çiziyorum kafamda ve ne yapabilir Galatasaray'ı, sürekli onu simüle etmeye çalışıyorum. O noktada bence Fatih Hoca'nın düşüncesi şu. Tabii arkada üçlü bir stoper anlayışı, biraz daha derinde bekleyeyim. Ama önde de Babel'i topla buluşturduğum anlarda Babel'in 2-3 saniye zaman kazanma gibi topla bir alışveriş mümkün olabilir. Böyle bir senaryo Galatasaray için de olumlu olur. Neden? Çünkü Kerem'i de ona çok yakın konumlandırmayı düşünecek. Ve orada Arda Turan ve Emre Kılınç'ın koşu atmasını isteyecek. Kenarlardan, hatta tabii ki CS'nin de kenardan ve içten koşularını mutlaka isteyecektir. Dolayısıyla Galatasaray açısından ben çok şaşırdığımı söyleyebilirim aslında. Çünkü beklemiyordum. Ama sadece kafamda oluşturduğum bir Babel'in belki de çok haz ettiğimi söyleyemem ama oynadığı oyunu, ama bu maçın adamı olarak Babel'i kullanma konusunda Fatih Hoca'nın tercihinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muhammed, evet, çok beğendiğim bir santfor ama bu maçta Galatasaray'ın biraz daha önde daha çok top saklayabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Babel bunu yapacaktır çünkü orada 3-4 saniye bile topu bekletip Kerem'i alacak yanına, Emre Kılınç'ı alacak, Arda Turan'ı alacak ve biz pozisyon bulacağız inşallah. Onu temenni ediyoruz tabii. Tabii bu hep olumlu senaryolar, olumsuz senaryolar da var tabii kafamda kurdum. Peki Feguli'nin olmaması şaşırttı mı seni? Kimi? Feguli'nin. Hiç şaşırtmadı.
Çünkü son hazırlık maçında mı ya veya sezon geneli geçen sezonun geneli olarak da konuşmak gerekirse Fatih Hoca bir oyuncuya çok fazla kredi sağlar. O kredi Feghouli'de vardı zaten ama işin nihayetinde geçen sene Feghouli'nin Galatasaray'la olan münasebeti çok Fatih Hoca'nın istediği boyutlarda değildi. Dolayısıyla Feghouli'ye bakış açısının ben çok değiştiğini düşünüyorum. Tabii ki kullanacaktır hoca ama belki 60-65'lerden sonra ihtiyaç halinde. Peki bu 11'le Galatasaray'dan nasıl bir sonuç bekliyorsun? Şu var, ben Galatasaray çok derinde bekleyecek. Orada üçlü stoper ve yanlarındaki belki Jesse'yi biraz daha çıkartabilir Fatih Hoca. Ama Ömer Bayram da orayı çoğu zaman dört diyecek. Dengeli stoper dörtlü orada kalacak Ömer Bayram. Jesse de biraz daha gitgelli oynayacak. Orada da Emre Kılınç'ın oraya çok destek vereceğini düşünüyorum ama Fatih Hoca'nın bu kadro özelinde çok kafa patlattığını düşünüyorum. Yani konsantrasyonunun ne olursa olsun bu maça çok fazla verdiğini düşünüyorum. Tabii ki belki diyeceksiniz şimdi ya tabii ki hocanın görevi ama geçen sene bazı maçlarda hocada ben bu konsantrasyonu sezemedim. Ama ne kadar basın toplantısında geçen gün hep beraberdik Mehmet Ayan sen ben son sayfada dile getirdik. Hocanın vücut dili iyi değil. Bence de hocanın vücut dili çok iyi değildi ama hocanın kafa patlattığına eminim. Sonuç ne olursa olsun bu önemli değil ama Fatih Hoca'nın konsantrasyonunun sadece futbolu olduğunu söyleyebilirim ben bu kadrodan sonra. Şimdi, çok riskli. Çünkü daha önce denenmişi var. Prandelli denedi. Evet. Arsenal önünde 4-7. Fatih Hoca denedi. Üçlüyü İzlanda önünde 3-7. Ama bu demek değildir ki dünya futboluna adapte olmayacağız. Bu bir başlangıç olabilir. Üçlü açısından, Galatasaray açısından, diğer takımlar açısından. Ben olumlu karşılıyorum bu kadroyu. Onu söyleyebilirim. Şimdi biz Sekidika acaba bekte, sağ bekte Alparslan yerine tercih edilir mi derken çok farklı bir formasyonda Sekidika'yı görüyoruz. Peki orada iş yapar mı Sekidika? Biraz da rakip takımı düşünerek yorumlamanı isteyeceğim. Ya, elbette şimdi savunma zafiyetlerinin ne hepimiz biliyoruz Jesse'nin ama şu tarafı var. Fatih Hoca o noktaya Emre Kılıncı kademe olarak zaten koyacak ve artı Alparslan'ın da orada kademe olacağını mutlaka hepimiz biliyoruz. Çünkü şimdi PSV Eindhoven'ın takımı merkez ön alan baskısını çok fazla yapıyor ve dolayısıyla bizim orada yani derinde bekleyip top çıkarttığımız anlarda pas opsiyonlarını çoğaltmamız lazım. Bu pas opsiyonlarını nasıl çoğaltırsın? Orta sahayı beşleyerek. Ve çok mantıklı geliyor ve çok rasyonel geliyor. Kağıt üstünde belki üçlü ne yapıyorsunuz diyebiliriz ama ben bu kanaatte değilim. Daha çok burada hoca o savunmadan topla çıkarken pas opsiyonu oluşturmaya çalıştığı için bunu yaptı. Başarılı olur, başarısız olmaz bilmiyorum ama bunun Galatasaray için çok önemli bir adım olduğunu da bir taraftan söylemem gerekiyor. Karşılaşma oynanırken işler ters gider. Bu sistem Galatasaray'a cevap vermezse oyun içinde yine eski sisteme döner mi Fatih Terim ya da kulübeden nasıl bir değişiklikle oyunun yönünü değiştirebilir? Olumsuz giderse eğer. Şimdi kulübe katkısı biraz daha sınırlı Galatasaray'ın ama saha içinde yine bu formasyon değişikliğine gidebilirsin. İşin nihayetinde. Belki bir değişiklikle yapabilirsin bunu. Ama bir değişiklik hakkı bile senin formasyonda seni başka bir formasyonda oynatabilir. Dolayısıyla ben bilmiyorum biraz daha pozitif yaklaşıyorum bugün bu Fatih Hoca'nın üçlü formasyonuna. Dolayısıyla oyun içinde de değişiklik yapabilirsin bu kadroda. Veya oyuncu değişikliğiyle de yapabilirsin. Dediğim gibi hani burada düşünülen şey Fatih Hoca'nın konsantrasyonu birazcık ne kadar çok pas opsiyonu sağlarım. Son olarak şunu ilave edeyim. Bu merkezden olan baskısını kırmak için dörtlü savunma çok zorlanırdı onu söyleyebilirim. Peki çünkü Serdar Kedici. Euro 2020'de bunu çok fazla hissettik. İyi yayınlar diliyorum Melike. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Serdar Kedici ile değerlendirdik Galatasaray'ın 11'ini. Ana haber bülteninin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.